fosfolipitler hücre zarının yapısına katılırlar. Zarda çift katlı tabaka oluştururlar. Şimdi fosfolipitler ikinci lipit çeşidimiz. Şöyle hücre zarının yapısına baktığımızda halay çeken çocukları görüyoruz. Şurada bir kanal proteini var. Ve fosfolipit tabaka devam ediyor. Yani fosfolipitler derken çift sıralı bir tabaka görüyor hücre zarında. Yapısında iki molekül yağ asidi, bir tane gliserol, bir tane fosforik asit ve bir de azotlu bir molekül olan kolin bazı bulunuyor. Şimdi fosfolipitin bir molekülüne baktığımızda bir baş bölümü bir de kuyruk bölümü olduğunu görüyoruz. Kuyruk yağlardan oluşuyor yağ asitlerinden. Yağlar suda çözünmediği için kuyruk su sevmez yani hidrofobik. Baş kısmı ise su sever yani hidrofiliktir. Baş kısmı suda çözünür, kuyruk kısmı suda çözünmez. Yağ asitleri suda çözünmediği için burası apolar demiştik. Fosfolipitler kuyruk kısmına karşılıklı gelecek şekilde dizilirler ve böylelikle de hücre zarına katılırlar. Şu bir fosfolipit aslında şöyle gidelim. Şu bir hücre zarı şu zarının zoomlanmış bir fosfolipit görüntüsü. Bu da, da fosfolipitin büyütülmüş bir hali. Fosfolipitlerin yapısındaki gliserol ve fosfolik asitler arasında ester bağı. Yani şurada bir ester bağı var. Fosforik asit ile kolin arasında da yani şurada da bir fosfoester bağı var. Şurada ester var. Burada burada ester var. Burada da fosfoester bağımız var. Gelelim üçüncü yağ çeşidimiz yani steroidler. Birbirleriyle kaynaşmış dört halkalı karbon iskeletidir. Basit yapıldır. Yağ asidi içermezler. Bir steroid çeşidi olan kolesterol hayvan hücrelerinde var demiştik. Hayvan hücrelerinin zar yapısına katılarak zarın akışkanlığını ayarlar. Zara esneklik ve dayanıklılık kazandırır. Kolesterol nöronlarda elektriksel yalıtımı sağlar. E, eşey hormonlarının öncül maddesidir. Mesela östrojenin ve testosteronun öncül maddesidir. Omurgarılarda karaciğerde sentezlenir, besinlerle de alınır. Yağların fiziksel sindirimi sağlayan safranın yapısında vardır. Böbrek üstünün korteks hormonları steroid yapılıdır. Hücre zarından geçebilirler diyoruz. Şimdi meraklısına kısmında aslında bir hastane gittiğimde karşıma çıkan HDL ve LDL nedir ondan bahsedeceğiz. Kanımızdaki kolesterol suda çözünmediği için kana kendisi geçemez ve tek başına vücuttan atılamaz. Karaciğerde depo edilen lipoproteinler kolesterolün taşımasına yardımcı olur. HDL adı verilen lipoprotein kolesterolün vücudun, vücuttan atılması için karaciğere dönmesine yardımcı olur. LDL adı verilen lipoprotein kolesterolü ve enerji eldesinde kullanılacak yağ türevlerini atar damarlara iletir. Eğer LDL'niz çok yüksekse damar tıkanır ve pıhtı atımına yol açabilir diyoruz. Notta diyor ki trigliseritler enerji verici çünkü kullanıyorum. Steroid ve fosforitler yapısaldır. Ayrıca steroidler hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. Şimdi düzenleyici olmak deyince aklımıza enzim ya da hormonun yapısına katılma gelsin lütfen. Etkinlik 13'te devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda 3 lipid çeşidinin bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış lipid çeşitlerinden hangileri olduğunu belirleyiniz. Şimdi lipid çeşitlerim neydi? Nötrler, fosfolipitler ve steroidler. Ben bunların hangisi olduğunu bulacağım. Yağ dedi içeriyormuş, içermiyor, içeriyormuş, içermiyormuş. Şimdi o zaman ikiyi direkt bulduk. İki steroid. Hemen tekrar ediyorum. Steroidler yağ asidi içermezler. Hücre zarından geçebilirler. Küçüktürler. E, ee, bire karar veremedik. Ester bağ bulunuyormuş. Enerji verici olarak kullanıyormuş. Aha bulduk. Enerji verici olarak kullanıldığına göre bir kim oldu? Triglycerit oldu, yani diğer adıyla nötr yağlar. Bunlar enerji verici olarak kullanılıyordu. Hayvan hücrelerinin zar yapısına katıldığı için de üç zaten dolaylı olarak fosfolipit oldu. Burada ne öğrendik? Storit küçüktür. Hücre zarının yapısına fosfolipit katılır, enerji verici olarak nötral yağ kullanılır. Etkinlik 14'te uygula kısmına geldik. Uygula kısımları çok öğretici oluyor arkadaşlar. Genellikle bir konuyu yorumlamama fayda ediyor. Şimdi 100 molekül glisterol 271 molekül yağ asidinin bulunduğu ortamda trigliserit sentezi yapılırken biraz kimya bileceğim. 1 gliserol artı 3 yağ asidi birleşince 1 trigliserit artı 3 tane de su oluşur. Başka renge geçtim. Şimdi 100 molekül gliserolünüz var. Ama 100 molekül gliserol varsa 271 molekülde yağ asidi var. Şimdi 1'e 3 ise demek ki buradan ben 270 yağ asidi kullanırsam buradan da 1'e 3 ise 270'e kaç kullanacağım? 90 kullanacağım değil mi? 90 tane de gliserol kullanırım. Kalan 10 gliserol bir işe yaramıyor çünkü karşılığı yok. Ortamdan en fazla kaç molekül eksilir demiş. En fazla dediği için 90 molekül kullanırım. En fazla kaç tane ester bağ kurulur? Bakınız burada 3 tane su çıkıyor. O zaman 3 tane ester bağ var. 3'e 3, e 3. O zaman 270 yağ asitine de kaç tane ester bağ olacak? 270 ester bağ olacak. En fazla kaç su açığa çıktı? 270 H2O açığa çıktı. Soru tam bir uygulama sorusu. Denklemdeki şu önündeki sayıları eşitleyerek gittim. 100 kullanmak istedim ama 300 kullanmam gerekiyor. 300 yok. O zaman burayı maksimum 270 aldım. Burayı da o zaman dolaylı olarak 90 almak zorunda kaldım. Örnek 6. Karbon sayısı aynı olan doymuş yağ asidi ve doymamış yağ asidinde hangileri farklılık gösterebilir? Şimdi H ve C yağ asitlerim var. H doymuş. C doymamış. 10 karbondan oluşsun, tamam mı? karbon sayıları aynı olsun. Doymuş olduğuna göre bu doyduğu için neye doydu? Hidrojene doydu. O zaman burada daha fazla hidrojen var. O zaman hidrojen sayısı farklı. Doymuş ve doymamış. Doymuşlar arasında hep tekli bağ bulunur. Doymamışların bir ya da birden fazla çiftli bağ bulunsun. Tamam mı? O zaman karbonlar arasındaki tekli bağ sayısı bunda 10 tane çizmiş olduğum şekilde 8 tane o zaman farklı. Solunum reaksiyonlarında parçalandıklarında oluşan su sayısı. Şimdi burada hidrojen çok dedik. Hidrojen çoksa oluşan su daha çok oldu. Hangileri farklılık gösterir dediği için cevap Edirne oldu. Örnek 7. Tüm lipid çeşitlerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Lipid çeşitlerim kimdi? Nötr yağlar, fosfolipitler ve steroidler. Yağ asti ve gliserol içerme. Yağ asti burada var, burada var ama burada yok. O zaman ortak değil. Organik olma kesinlikle doğru. Çünkü bütün lipitler organik zaten. Düzenleyici olarak görev alma. Nötr yağlar enerji verici gençler. Düzenleyici değil. Düzenleyici görev alan kim burada? Steroid. Niye? Hormonun yapısına katıldığı için. Hücre zarından geçebilme. Şimdi nötr yağ ve fosfolipid bir gliserol üç yağ asitinden oluşuyor. nötr yağ fosfolipid bir gliserol iki yağ asit bir tane fosfat grubundan oluşuyor. Ama sitoreit geçebilir gerisi geçemez. Hangileri ortaktır dediği için cevap yalnız 2 oldu.